Hintlileri, Çinlileri anlatınca yorumlarda nerede bu Türk yapımı motosikletler diye bir sürü yazan oldu. Anlatacağım elbette. Hem eskileri hem de yenileri. Ama şunu iyi bilin ki Türkiye'de bu konuyla ilgili bilgi bulmak epey zor bir iş. Kaynaklar kısıtlı. Geçmişten bir bilgi bulmak samanlıkta iğne aramaya benziyor. Arşivciliğimiz maalesef diğer birçok konuda olduğu gibi çok zayıf. Sıkı takipçilerimiz iyi bilirler. Geçmişte çektiğimiz bölümlerde Türkiye'de üretilen bazı modellere değinmiştik. Kısıtlı bilgiye rağmen araştırıp bulmuştuk bir şeyler. Zaten Türk motosiklet tarihini bizden başka eşeleyen, ortaya çıkaran, hatta ortaya çıkartacak vizyona sahip kimse de yok. Nekipedia ailesi olarak aslında geleceğe bir arşiv bırakıyoruz. Kimsenin yapmadığını yapıyor ve Türk motosiklet kültürünü ilerletmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Şimdi geldik Türkiye'de üretilen yerli motosiklet markalarına. Geçmişten başlayıp günümüze kadar yerli motosikletler geliyor. Hadi bakalım. Ama önce siz değerli motosiklet severlerin bu kanala abone olması gerek. O zaman ben Onur Çakı ve de yerli ve milli olarak gazlıyor. Geçmiş bölümlerde MES, Mobilet, Java ve de Yamaha RX'leri anlatırken yerli üretimden ve de kaçan fırsatlardan detaylıca bahsetmiştim. Japonlar kadar olmasa da en azından Hintliler kadar bu işte neden ilerleyemedik diye kendimize sormamız gerektiğinden bahsetmiştik. Şu anda da durum pek farklı değil aslında ama oraya daha sonra geleceğim. Türkiye'de motosiklet üretimi ve montajı işi 65'li senelere kadar uzanıyor. O yıllarda Anadolu grubunun Çelik Montaj adıyla açtığı fabrikada o güzel Java'ların montaj ve üretimi başlıyor. O dönem oto sanayi durağı Java durağı olarak adlandırılıyor ve hatta minibüslerin üstünde de Kartal Java hattı olarak yazılıyordu. Java 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 1-2 kalkıyor Java 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 buyuruyor. Bu fabrikada üretilen veya montajlanan modellerden ikisi ise Java 250 Classic, Java Laser ya da Türkçesi Lazer. Kısa bir zaman sonra da Motea anonim şirketi adıyla mobiletleri getirip satan Koç grubu mobiletler için yatırıma girişiyor. Bir süre sonra Beldesa'nın kurulmasıyla mobiletlerin üretimi de ülkemizde başlıyordu. Sonralarında Yamaha Fransız Motobiken'i satın alınca hem Yamaha hem de mobileti satan Beldesa'nın ismi hemen Belde Yamaoğlu veriyor. Belde Yama 2008 yılına kadar da üretimine devam ediyor. Yıllar geçiyor ve karşıdan bir başka efsane geliyor. MES. MES'in bazı modellerinin patent ve üretim haklarını alan Kanuni Motor yani Kuralkan MES üretimine girişiyor. 90'ların sonuna doğru da karşımıza RX'ler çıkıyor. 1998 yılında Yamaha, Belde Yama ile beraber Türkiye'de Sivrisinek RX 115'in üretimine başlıyor. Gördüğünüz gibi hepsi iki zamanlı ve de Türk motosiklet tarihinde efsane olmuş modeller. Bir dönemde hepsi bu topraklarda üretildi. Ha unutmadan bir dönemde Bisan moped ve motosikletler vardı. Ama kısa bir zaman içerisinde üretimleri durmuş, şimdi de ne oldu hakkında hiçbir bilgimiz yok. Eğer sizin bu konuyla ilgili bir bilginiz varsa aşağıda yorumlarda görelim. Neyse şimdi gelelim günümüze. Şu an montaj ve üretim yapan Türk firmaları şunlar. Montaj da olsa, üretim de yapılsa, istihdam sağlayan, ekonomiye de katkıda bulunan şirketler. Ama neredeyse hepsinde motor bloğu dışarıdan geliyor diyebiliyoruz. Aksi bir bilgisi olan varsa alta yazsın. Şimdi çayınızı kahvenizi alın bakalım neler var. Listedeki en köklü marka Kanuni yani Kuralkan. 1987 yılında kurulan şirket MES marka motosikletlerin distribütörlüğünü yaparken 90'lı yılların başında Dudullu'daki fabrikada üretimine başlıyor. Ve Kanuni MES olarak bildiğimiz motosikletler var ya işte böyle doğuyor. Şu sıralar tesisleri Tuzla'daymış. 2013 yılında Bajaj'la bir ortaklık anlaşması imzalayan Kuralkan, Bajaj motosikletlerin bazı modellerinin üretimini yapmaya devam ediyor. Kanuni olarak kendi markası altında da 4 adet scooter satıyor. Bu modeller burada mı üretiliyor yoksa yurt dışından mı geliyor? Bununla ilgili bir bilgimiz yok. Bir diğer marka Motolux. Bir sim moto, otomotiv, sanayi, ticari, limited şirketi markası. 2015 yılında Adana'da kurulmuş ve elektrikli bisiklet ve motosiklet üretimine başlamış bir marka. Aksaray'daki fabrikaları 65 bin metrekare alana ve 130 bin üretim kapasitesine sahipmiş. 350 çalışana sahip Motolux, ürettikleri motosikletleri 12 ülkeye ihraç ediyor. Sayısız modelleri var. Scooter, kap, elektrikli, üç tekerlekli, çocuklara yönelik araçlar, bir sürü model var.
marketlerin aktüel indirim kataloglarında sıkça gördüğümüz bir marka var. Volta. Şimdi ona gelelim. Elektrikli bisiklet mi istersiniz? Elektrikli moped mi istersiniz? Scooter mı istersin? ATV mi? Hatta otomobil bile üreten bir firma Volta. Benzinli modellerini de unutmayalım. Fatih Bayraktar ve Mustafa İnci tarafından 2010 yılında kurulan Volta, Düzce Gümüşhava Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisiyle birçok model üretiyor. Ayrıca Çin'de de bir üretim tesisine sahip. 45 ülkeye ihracat yapan Volta, 400'ün üzerinde personelle hizmet veriyor. Volta'nın ayrıca Apex adı altında da ürünler piyasaya sunduğunu belirtelim. Gelelim Mondial'e. Uğur Şirketler Grubu'na bağlı Uğur Motorlu Araçlar şirketinin en önemli markası, şu espriyi yapmadan da geçemeyeceğim. Uğur derin dondurucu. Evet, bunu da yaptığım içimde kalmadı. Şimdi devam. 2004 yılında faaliyete başlayan Mondial, Aydın Nazilli'deki fabrikasında yılda 192 bin üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük motosiklet üreticilerinden biri. 147 ülkeye de ihracat yapıyor Mondial. Çok iyi rakam. Chopper'ından tut cross'una, scooter'ına, cab'ına birçok model sunuyor. Bunların yanında Emon markasıyla 2 ve 3 tekerlekli elektrikli motosikletler de üretiyorlarmış. Uğur Motorlu Araçlar aynı zamanda TVS ve CF Moto'nun distribütörü, atlamayalım. Cappuccino modeliyle her yerde karşımıza çıkan, peynir ekmek gibi de satan Aurora'ya geldi sıra. Aurora Motor 1991 yılında Adana'da kurulmuş. 2006 yılında ise üretime başlamışlar. 62 bin metrekare alanda kurulmuş, yıllık 100 bin motosiklet kapasitesiyle üretim yapıyorlar. Aurora'nın model gamı çok çeşitli. Her tür makine var. 3 tekerlekli, kabinli, kasalı mopedler, elektrikli scooterlar, bisikletler, ATV'ler, motosikletler, vallahi her şey var. Şimdi Cuba Motor'a gelelim. Anadolu'nun en çok satan motosiklet markalarından biri olan Cuba Motor, MJ gruba bağlı ve 2004 yılında kuruldu. Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde 35 bin metrekare alanda yıllık 120 bin adet motosiklet üretim kapasitesine sahip tesisiyle sürekli büyüyen bir marka. Sayısız modele sahip Cuba, CG100 modeli ve Superlight Chopper modeliyle öne çıkıyor. Ticari elektriklileri, scooterları, hatta arabası bile var. Benelli'nin de sahibi Çinli QJ Motor, Cuba ve kardeşi RKS markalarına parça temini yapıyor. Motor bloğu ve elektronik donanımlar Quanzhang grubunun fabrikasından gelip burada montajlanıyor. Şase kısmı ise buradaki fabrikada yapılıyor. Bu arada MJ Grup da zaten Benelli Türkiye distribütörü. Bir diğeri Asya Motor. 2003 yılında Aydın Nazilli'de kurulmuş. Yıllık 150 bin adet motosiklet üretim kapasitesine sahipler. Klasik, CG dahil birçok model, scooter, mini motosikletler, kablar, birçok modeli var. Şimdi gelelim Falcon'a. Ama Falcon'dan önce kanala abone olmayı, çanları açmayı ve de beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Neden? Çünkü siz motosiklete gönül vermiş dostlarsınız. Evet, like'ı da göreyim. Şimdi devam ediyorum. Son zamanlarda yolda bolca gördüğümüz Falcon, 2013 yılında Konya'da kurulmuş. Yıllık 100 bin adet kapasiteli bir tesise sahipler. Diğer markalarda gördüğümüz gibi ürün çeşitliliği konusunda yine çok zenginler. CG, scooter, cab, racing, naked, chopper, elektrikli scooter, elektrikli triporterler falan her şey var. Biz Türk olarak seviyoruz mesela. Araba aldığında da en dolusu olsun. Bir şey üretiyorsan da hepsini üreteyim. Bizim genimizde var bu. Bir de Remzi vardı, eskiler hatırlar ama maalesef iflas etmişler ve de fabrikaları kapanmış. Tamamıyla Çin'den getirip sadece üstüne marka basıp ben yerliyim diye bas bas bağıranlar var. Ama onları bilmiyoruz. Az önce saydığım markaların da tüm modellerinin yurt içindeki fabrikalarda üretildiği veya montajlandığı konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü burası Türkiye. Yerlilik ve millilik suistimale fazlasıyla açık maalesef. Bir de TT Custom var ama tarhan telliği başka bir bölümde ele alacağız. Dolayısıyla bu listeye koymadık. Belki de konuk olarak davet ederiz. O anlatır hikayesini. Ne dersiniz? Yorumlarda görelim. Son olarak da Rakun markasından bahsedeyim. Ford Otosan bünyesinde ve Ford Otosan fabrikasında üretilen bir elektrikli skuter. Onların da fabrikasına gideceğim. Bakalım bu işler nasıl oluyormuş, ne kadarı yerli, ne kadarı milli, ne kadarı Türk mühendisleri tarafından yapılıyor, hepsini göreceğim. Benim atladığım marka bir şeyler varsa aşağıda yorumları yeşillendirin. Yerlilik, millilik, motosiklet sektörü, bütün yorumlarınızı bekliyorum. Hepsini de tek tek okuyacağım. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, güvenli sürün, güç sizinle olsun. Yollarda da görüşelim. Bye!